Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün çekeceğimiz video Barış'ın şarkısına tepki. Evet. Like Block şarkısına. Evet, Like Block. Bu aralar TikTok böyle çok gündem oldu o ses. YouTube'da da öyle. Ve Yeşim'in tepkisini göreceğiz ve benim tepkimi göreceksiniz bu şarkıda. Ve bizim tepkimizi benim şarkıma göreceksiniz. Konuşmayı unuttum heyecanla. Ve arkadaşlar, Barış'ın şarkısı onun günde neredeyse 4,5 milyon izlenmeye ulaştı. Seni tebrik ediyorum. Gerçi alnından öpeyim. Alnından. Aferin çocuğum benim. 50 bin kişi çekti bu videoyu. Seninle gurur duyuyorum. Evet. Çeken herkese bu arada çok teşekkür ederiz. Yakında Barış'ın kanalına da zaten TikTok videolarına tepki gelecek şarkısıyla ilgili. Göreceğiz tüm videoları göreceğiz. Evet. Ve videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu likelayıp ve bol yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek her videodan haberdar olun. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı şuraya bir yere ya da altlara bırakırız. Ya cemaa, اليوم عنوان الفيديو راح نعمل رد فعل على غنيتي. راح تشوفوا رد فعلي عغنيتي راح تشوفوا رد فعلي ايش مع غنيتي يعني غنيتي يعني صار بالتيك توك هلا 50,000 شخص صور عليه والحمد لله باليوتيوب كتير هلا العالم عم تفاعل في الغنية بحبكم كتير يلا نبلش على الفيديو شوفوا رد فعلنا على الغنية Barış Arapçayı konuşmayı biliyor bence. Rafini. Hadi çok hızlı konuştum hadi. Başlayalım. Şu an geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şarkıyı açıyorum. Çiçeğim. Klibin bu taraflarında ben olmadığım için, çok önemli olmadığı için ve o yüzden biraz hızlı geçti buralarda. Burada arkadaşlar Barış aldatıldığını görüyor. Ve dayanamıyor, bana aşık oluyor bir anda falan böyle. Rüyadan uyanıyorum öyle mutlu mutlu gidiyorum sevgilimle buluşacağım. Burada nasıl desem, kıyafetlerin çok güzel. Şarkının başlangıcı da çok güzel. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Devam et. Burada şey takıldım. Nüfus cüzdanını veren çocuk, çocuk yani, nüfus cüzdanını genelde büyük insanlar verir çünkü artık hani büyümüşler, veriyorlar. Ama bu çocuk yani, ona biraz çok güldüm. Alakası yok. Bence çocuklar da evlendirilebilir. Evlendirebilir. Tamam. Evlenemez. Boşver. Yani bence burası biraz saçma olmuş gibi geldi bana. Onun haricinde bakalım, devam edelim. Burada ya klasik, habibi. Burada klasik İbrahim Tatlıses 80'lerde sahilde. Çok üzülmüş. Keşke bu üzülme bölümü biraz daha fazla olsaydı. Hayır. Ben evet. Bilerek istedim böyle. Bir de şarkı çok kıvrak olduğu için üzülme bölümü biraz garip geliyor bana. Tüm gerçekleri devam, söylüyorum devam, arkadaşlar. Devam. Ya benim klipte giydiğim elbise burada çok güzel. Ama arkadan yaş teyzelere ve meleğe falan benziyorum. Böyle melek gibiyim arkadan. Ama arkadan önden çok güzel. Arkadan boz boldurduğu için çok böyle kalın teyze gibi durmuş. Burada klibi anlamayanlar arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ben uzaktan böyle sevgilimden aldatılmışım. Sahilde canım sıkkın bir şekilde yürüyorum ve ileride bir düğün görüyorum. Oraya merak ederek bakıyorum, gidiyorum. O düğünde hiç ben de varım aslında. Evet. Yeşim de orada arkada duruyor öyle. Devam. Evet. Burada beraber aynı anda çiçeği alıyoruz. Çünkü tam bizim önümüze düşüyor. Evet ve benim alakasız bir şekilde sadece düğünü öyle merak edip gelmişim. Yeşimin yanına duruyorum. Şansa bak! Şansa bak! Bak geliyor mu şansı? Şansı geliyor mu? Şansa bakın nasıl? Ha, devam et. Bak şu bölüm, bakın arkadaşlar, eğiliyorum çiçeği alıyorum ya. Şu görüntüyü sevmedim. Arkadan benim tam kalça bölümüm gözüküyor. Yani ve elbise çok bol olduğu için yani yaşlı teyze götü gibi duruyor. Ve bu bölümü hiç sevmedim. Gerçekten böyle bir şey söylenir mi ya? Yaşlı teyzelerden ne çiyeceksin? Onları çok seviyorum. Ama onlarınki büyük duruyor. Ya o yüzden bu tarafı fazla sevmedim ama keşke orada ben demiştim ya bir geçiş. O geçişi yapsaydık. Onun haricinde neyse devam ediyorum. Arkadaşlar yalnız burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Klibi izleyenler da saçma bir şekilde anında böyle el ele tutuşarak sevgili olduk ve evlendik. Tamam mı? Bunu klibin sonunda göreceksiniz. Ben bunu niye yaptım? Neden yaptım? Niçin yaptım? Evet, hadi devam edelim.
Ya burada benim makyajım biraz gıcık oldu. Yüz makyajım çok güzel ama ben genelde gözümün altına kalem çekilmesini sevmem. Beni yaşlı gösteriyor çünkü. Yaşlara taktım gibi. Ama cidden beni ve kötü gösteriyor gözlerimi. Orada biraz gıcık durmuş. Umarım bakalım. Çok güzel. Evet, bu sahneler cidden çok güzel. Bu bölümler çok güzel böyle. Sen gülüyorsun, ben gülüyorum. Gelinliğim evet. Zaten ayrı güzel. Evet. Senin damatlığın zaten çok benim güzel. Benim tek takıldığım şey saçım. Hiç yapamadım. Ya hiç yapamadık saçımı yani gerçekten. Ya senin saçın hiç olmuyor ya. Baksana sen diken diken her... duruyor. Bak araları açık duruyor. Şu an biri ondan daha güzel yani. Klipe böyle çıksam daha iyi. Ya bu... Çok güzel böyle sana evet. Tekrar yapalım mı burada? Hayır. Neden? Öyle çok yoruldum. Klibe özel miydi orası? Evet klibe özel. Burada çok utanıyorum arkadaşlar Barış'a ver. Sevdim Ali. Evet. Bir daha yapalım bak Galvaten. Sen şarkı galvaten, söyle. Galvaten ti Galvaten. Çok güzel. Devam. Burada Barış tam şarkıcılara benziyor. Bak şu yüz tipine evet. Bakar mısın? Şuraya bir yere vallahi. Koyun. Böyle şarkıcılara benziyor. Aşırı derecede benziyor. Sen şarkıcı artık. İçimde var. Tabii bizim... Klibin en güzel bölümü diyebilirim. En güzel bölümü hocamız yani. Anlatalım mı? Hayır. Hocamız... Bunu hiç kimse yapmamıştı camide klip çekmek. Çekmek ne? Klip çekmeyi. Ben yapayım dedim ve çok güzel oldu. İyi ki de yapmışım şeyi. Bu kadar diyecektim. Ben de zaman bitecekti. Böyle bir şey. Sen de beni tekrarlıyorsun. Bence de klibin en güzel yerlerinden bir tanesi olabilir burası. Nasıl dua ediyor kurban oluyor. Çalıştan öpeyim seni. Gel. Dişini yastığın altına koy periler sana para getirsin. Açıyorum. Böyle bir şey var. Yine utanıyorum. Bom. Ya burada çok yakışıklısın. Tam bu bölüm bak şöyle dönüyorsun ya. Arkadaşlar bu arada Barış'ın yüzüne 10 kilo makyaj yapıldı. Yemin ederim kendi isteğimde değil. Öyle bir fondöten sürdük, öyle bir pudra sürdük. Dudağına ruj bile sürdük. Şimdi şöyle bir şey var. Yemin ederim. Klipte şöyle bir şey var. Bak burada gömleğim açık ve içim gözüküyor. Tamam mı? Evet, bunu bu ben fark koyun. Ettim. Evet ve klipte kameralarla çekildiğimiz için makyaj zorunluymuş. Gömleğim burası açılıyor. Onu nasıl görmedik be? Kızlar bakmayın öldürürüm sizi. Devam. Sahneler de çok güzel. Evet. Burada arkadaşlar bırakmadı. Burada 10.000 kez lokma yemişizdir ve tarçınlı ben hiç sevmiyorum. Sürekli Barış'a yedirdim o yüzden. O yüzden sürekli güle güle bize yediriyordum. Bize 2 lokma ata, üstüne şikolata, 2 de limonata dedik adamı aldık. Ne kadar komik ya. Komikti bence. Bak gülüyorlar görüyor musun? Yeşil burada mısırı yemedi, döktü ağzından arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar şu kadar mısır aldık, yani şu kadarını falan yemişimdir büyük ihtimal. Şöyle sırf gülebilmek için klipte şöyle yüzüm mısır doldu. Ona gülüyorduk yani klipte tamamen. Bakın Barış'a zaten öyle. Ben böyle gülüyorum. Öyle durmuşum. Sen böyle. Bak. Bunu gördünüz değil mi? Barış gel. Bir insan sarıl bana. Hayır ya. Bunu yapıyor. Abi sarılır kendine. Şöyle sarıl diye. Benim sarılma şeklim bu. Klipte de öyle. 10 bin kez çektik bu bölümü diyorum ki Barış normal insan gibi sarıl. Benim her şeyim doğaldır. Benim her şeyim doğaldır. Ay başım döndü. Ben hiç klibe özel böyle görüntüler böyle kendimi kasmak istemedim. Ben doğalım. Ben doğalım arkadaşlar. Sanki ben yapmayayım. Bak kılım düşmüş. Kimin kılı beni benim. Aldatıyor musun? Devam. Çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Kaygen atalım.
Ben o zamanlar burada klibin bu tarafında tam şarkıyı bilmiyordum. Sadece söyleyebildiğim yerleri söylüyordum. Biraz garip durmuş buralar. Kötü duruyor yani. Keşke burada kameraya baksan. Bak. Bu bölümde şöylesin. Bu tamam bu. Sen seni yakından almış ya, bir de sen şöylesin sürekli. Burası çok çirkin duruyor. Şimdi sonuna kadar izleyin bak. Sonunda çok önemli bir şey var. Çok önemli. Çirkin duruyor. Tepkime şey cevap konuşma ver. Be. Burada arkadaşlar bir dakika izleyin. Burada martıları atacağız. Havada bir tek martı yok bu arada. Martıların hepsi 10 km uzakta. Martılara bir simit atıyormuş gibi davranıyoruz ve bütün simiti yiyorum. Tamamen yalan zaten. Hepsi simit kalmadı. Yani. En sonunda şey yazık yapıyorum. Elinde simit olmamasına rağmen simit atıyormuş gibi yapıyorum böyle yazık sürekli. Yazık günah martılara ya. Hepsini yeşim yedi ya. Bir kere attı onu da martı yakalayamadı. Bana da yazık günah. Dedim ki burada benim dudamdan öpüyormuş gibi yap dedim. Alnımdan öptü. Dedim ki şunu yapacaksın dedi. Hayır dedi. Tamam dedim. Alnımdan öpeceğim dedi. Tamam dedim. Sadece şöyle yaptı. Bırak. İzleyin. Nasıl uyanıyor? Böyle mi öpüyorsun sen? Evet. Gel de şöyle. Rüyada nasıl öpmemi bekliyorsun? Rüyada nasıl öpmemi bekliyorsun? Alnımı öpüşüyor. Rüyada nasıl öpmemi bekliyorsun? Ben şöyle anlamadım ki. Çok komik. Bak, arkadaşlar. Tipe bak. Bu tipi buraya koyar mısınız? Şimdi en önemli detayı bu. Tamam mı? Bak burada diyor ki Barış uyan işe geç kaldın. Badaklayın. Hala uyuyor musun? Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. İşin var diyor kalk. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir insan direkt işe katıldığı gibi evlenmez. Klibin şeyi de bu zaten. Hepsi rüyaymış meğerse. Mesela Barış uyanıyor bir gün yaşıyor vesaire. Şey? Bunu ben tamam. Anlatabilir miyim? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Tüm kliplerde var bu. Tüm kliplerde var. Şimdi klip 3 dakika olduğu için, bir film olmadığı için, tamam mı? Ben de TikToker olduğum için tabii ki de silahımı bunları çok iyi biliyorum. Anında sevgili... Lan! Anında sevgili oluyoruz, evleniyoruz, ne ara evlendik, sevgili olduk, böyle... Çok saçma bir şey açıkçası. Yani böyle anında evleniyorsun, sevgili oluyorsun, ne olduğunu anlamadan ilk görüşte aşk. Bunu yapmayan kalmadı. Ama ben belki rüyamda uçmak istiyorum kardeşim. Ben rüyada uçacağım. Belki rüyada yanacağım. Belki rüyada öleceğim. Evet. Ama tabii ki de ölmedim. Yani rüyada her şey olabilir. Rüyasında ben bu mantıkla... benimle evlendi. Evet. Rüyamda eşimle rüyasında. Evlendim. Rüyasında eşimle öp evlendim. Öp beni. Anından. Öp beni yala beni şap beni şüp beni. İşte manyak, gördüğünüz manyak gibi güzel. Ben bu zekayı ortaya koyarak bunu yaptım ve rüyada evlendim. Bu arada olan klibi oldu. Barış düşündü arkadaşlar ve bence gayet güzel birkaç tane sosyal medyadan anlamayan gerizekalılar laf etmeye çalışmış klibi ama madem yapabiliyorlar gitsinler kendilerini de çeksinler. Hiçbir vasıfları yok gelmişler burada Barış'a laf atıyorlar. O yüzden yani isimlerini de geçirmek istemiyorum çünkü onlar tanımayacağınız... Onlar izlenmeye hesap edememişler. Herhalde Barış'ın YouTube izlenmesine falan bakmamışlar ki ben Barış'ı gayet başarılı buluyorum. Hiçbir TikToker gibi değil şey, şarkısı. Gel o tabi geri. Ben seni övmek için yanındayım. Gömmek için değil ya şuraya. Oha yani. Koçum oha. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tepkilerim böyleydi yani beğendim ve beğenmediğim yerleri söyledim. Siz de klipte beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yorumları lütfen açıkça yorumlara yazmayı unutmayınız. Bir dahakine çünkü daha iyisini yapmaya çalışırız. Çünkü sizin yorumlarınız da bizim için çok önemli. Evet bir dahakine daha iyilerini yapmaya çalışırız ve sırada inşallah benim şarkım gelecek. Umarım hakkında hayırlısı olur. Umarım Barış hakkında da hayırlısı olur. Ben Barış'a bu şarkısına ölene kadar destek çıkacağım. Bütün şarkılarına da aynı şekilde. Çünkü zaten biz biriz. Dünya tek biz ikimiz iki. Kalp senin şarkın atışı... benim şarkım, benim şarkım senin şarkın. Evet. Ve arkadaşlar videomu likelayıp yorum yapmayı, abone olmayı ve kanalıma bildirimlerini açmayı unutmayınız. Barış'ın YouTube'unu takip etmiyorum piyasa içeride. Zaten 2 milyon oldu neredeyse. Olsun yine de benden birkaç tane bir iki kişi faydalı dokunur en azından. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.